Selamlar arkadaşlar. Beğendiğim sorular adlı videolarla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. İsmail ve Burak. Bu arada Burak benim kardeşim. İsmail ve Burak bir zar oyunu oynuyorlar. Oyunda herkes sırayla zar atıyor ve oyunu ilk kez 6 atan kazanıyor. Oyuna İsmail başladığına göre oyunu İsmail'in kazanma olasılığı kaçtır diye soruyor. Evet, soruyu aynen mantığıyla oturtmak gerekirse bir zar oyunu var arkadaşlar. Bu zar oyununda herkes sırayla zar atıyor ve bu zar oyununu ilk kez 6 atan kazanıyor. Şimdi bu bir olasılık sorusu, tamam eyvallah, ama çözüm yolu biraz daha farklı olmak zorunda. Çünkü tek adet bir çözümü yok aslında. Yani şöyle düşünecek olursak, mesela oyuna ben başladığıma göre, yani İsmail başladığına göre oyuna, Burak da bir oyun oynuyorlar. İlk kez İsmail zarı attı ve İsmail o kadar çok şanslı ki 6'yı attı ve daha Burak hiç oyunu oynayamadan İsmail oyunu kazandı. Bu bir ihtimal. Peki şöyle bir ihtimal de olabilirdi. İsmail zarı attı ve 6'yı atamadı. Daha sonrasında sıra Burak'a geçti. Burak attı zarı ve onunki de 6 gelmedi. Oyunu İsmail'in kazanmasını istiyor soru. Ve İsmail ikinci zar atışında 6'ya attı ve oyunu kazandı. Yani İsmail toplam 2 zar attı, Burak toplam 1 zar attı ve İsmail ikinci zarında 6'yı buldu ve oyun bitti. Üçüncü atışında da kazanabilirdi. Yani İsmail attı, Burak, İsmail attı gelmedi, Burak attı gelmedi, İsmail attı gelmedi, Burak attı gelmedi, İsmail attı ve kazandı. Yalnız bunun gibi ihtimalleri düşünürsek bu uzar gider böyle sonsuza kadar. Çünkü şöyle bir ihtimal de var. Hani ihtimali çok düşük ama böyle bir ihtimal de gerçek. Bu İsmail ve Burak adlı şahıslar o kadar çok şanssızlarmış ki oyunu sonsuza kadar oynuyorlar. Yani yaşlılıklarına kadar bu oyunu oynuyorlar ve ikisi de hiçbir zaman 6 atamıyorlar. Ve bu şekilde oyun hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi bunu düşünecek olursak, hani bu ihtimali de göz önünde bulundurursak, sorunun çözümüne nasıl bir mantık getirebiliriz? Arkadaşlar şöyle diyelim. Mesela ilk kez İsmail eline zarı aldı, fırlattı masaya ve masada zarlar durdu ve 6 geldi. Bunun ihtimali nedir? 1 bölü 6. Değil mi? Peki ikinci atışında kazanma olasılığı nedir? İsmail ilk atışında attı ve kazanamadı. Sonra el Burak'a geçti. Burak attı ve kazanamadı. Ki kazanamama ihtimali 5 bölü 6. Çarpı sonrasında İsmail zarı attı ve 1 bölü 6 ihtimalle 6 geldi ve oyunu kazandı. Başka hangi ihtimal vardı? İsmail atacak, ilk elde 6 gelmedi. Burak attı ve yine 6 gelmedi. Daha sonra oyuna İsmail'e geçti. İsmail attı, gene 6 gelmedi. Burak attı, 6 gelmedi ve İsmail atsın, oyunu kazansın isteyelim. Bir sonraki ihtimalde diye başladığımız zaman buraya böyle 6 tane 5 bölü 6'nın çarpımı, en sonunda 1 bölü 6 ihtimalle İsmail kazanır diyeceğiz ki bu sonsuza kadar bu şekilde gider. Peki burada ortak olan bir şeyler var mı? Ben bunu şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. 1 bölü 6 artı, bakın şurada 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6, yani 25 bölü 36 var. Şurada da 2 tane 25 bölü 36'dan 25 bölü 36'nın karesi vardır diyebiliriz. O halde 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 çarpı 25 bölü 36 artı 1 bölü 6 artı çarpı 25 bölü 36'nın karesi şeklinde gidecek bu soru sonsuza kadar. Şimdi ortak olan ne var burada? 1 bölü 6 var. 1 bölü 6 parantezini alırsak şurada ne kaldı? 1 artı şurada 25 bölü 36 artı burada 25 bölü 36'nın karesi artı nokta nokta nokta. Bu nedir arkadaşlar? Sonsuz geometrik dizi açılımıdır aslında. Peki işlemi yukarı taşıyorum. Şöyle diyebiliriz. Bu 1 bölü 6 parantezinde şu içerideki kısmın formülü neydi? Şu eğer R ise 1 bölü 1 eksi 25 bölü 36 olacaktır. Burayı da ben 1 bölü 6 çarpı 1'den 25 bölü 36'yı çıkarırsak paydadaki kısmı
11 bölü 36 gelir. Ters çevirip çarptığımızda ise 36 bölü 11 gelecektir. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Buradan ne gelir? 6 ile 36'yı sadeleştirirsek burada bir 6 kalır. Ve cevap ne gelecektir? 6 bölü 11. Yani iki kişi bir zar oyunu oynuyorlar. E tabii ki şimdi şunu beklersin. İsmail'in kazanma olasılığını %50'ye yakın bir şey beklersin ki zaten sonuçta %50'ye yakın bir şey çıktı. Çünkü iki kişi oynuyorlar. Oyuna da İsmail başladığı için Burak'ın kazanma ihtimali, şimdi İsmail'in kazanma olasılığı 6 bölü 11 ise Burak'ın kazanma ihtimali ne olacaktır? 5 bölü 11 olacaktır. Çünkü tüm ihtimal 1'i vermek zorunda. İkisinin de kazanma ihtimalleri birbirine çok yakın olmasına rağmen 6 bölü 11 ihtimalle İsmail kazanır diyoruz. Neden? Çünkü oyuna ilk o başlıyordu. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın. İyi dersler arkadaşlar, iyi çalışmalar. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın.